İkinci günün yarısını bitirmek üzereyiz. Sıradaki oturumumuz geleceğe hazırlık, yeni nesil yatırımlar, çözümler ve fırsatlar. Bugün Türkiye'nin döviz gelirleri içinde hizmet ihracatının oranı %60'lara ulaşırken, ülkemizin yarınları hazırlanmak için yeni nesil yatırımlara, çözümlere ve fırsatlara odaklanması gerekiyor. Galata Wind sponsorluğundaki oturumumuza başlamadan önce sponsorumuzun kısa bir filmini izleyeceğiz. Biz Galata Wind olarak 2012'den beri Türkiye'nin dört bir yanındaki Gold Standard sertifikalı rüzgar ve güneş santralleriyle %100 yenilenebilir enerji üretiyoruz. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltıyoruz. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Galata Wind olarak toplam kurulu gücümüz 269 megawatt. Türkiye'nin ilk yeşil halka arzı Galata Wind olarak operasyonel karbon emisyonlarımızı 2025 yılı sonuna kadar sıfırlayacak, bu kapsamda karbon emisyon azaltımlarını Gold Standard ve VCA süreleri sonuna kadar doğrulatıp karbon kredilerini onaylatacağız. Gelecek nesiller için yenilenebilir kaynaklar dışında fosil yakıtlara hiçbir zaman yatırım yapmayacağız. Galata Wind olarak Doğan Holding sürdürülebilirlik vizyonuyla Doğan Etki Planı kapsamında %100 yenilenebilir enerji üreterek geleceğe yatırım yapıyoruz. Doğaya, dünyaya ve insana saygılı, tertemiz bir sayfa açmak için temiz enerji dönüşümüne öncülük ediyoruz. Galata Wind, %100 yenilenebilir enerji. Efendim, şimdiki oturumumuz geleceğe hazırlık, yeni nesil yatırımlar, çözümler ve fırsatlar. Algoritma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Özgenç'in moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda Türkiye ekonomisinin geleceğine katkı sağlayacak önemli yatırımlar, ürünler ve çözümler masaya yatırılacak. Sayın Özgenç, sizi sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Ve değerli konuşmacılarımız, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Ülker. Hoş geldiniz. Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Boyner Grup CEO'su Sayın Cem Boyner. Teşekkür ederim. İndeks Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol Bilecik. Hoş geldiniz. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Erdemoğlu. Hoş geldiniz. TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Sani Şener. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Turan. Hoş geldiniz. Evet efendim, hoş geldiniz değerli iş insanları. Oturumumuzun adı Geleceğe Hazırlık, Yeni Nesil Yatırımlar, Çözümler ve Fırsatlar. Biraz TÜSİAD paneli gibi oluyor bu. Sanıyorum TÜSİAD üyesi olmayan kimse yok panelistlerimiz arasında. Ben değerli panelistlerimizin hiçbirinin ilave bir tanıtıma ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Onun için doğrudan konuya girmek istiyorum. Sunucumuzun belirttiği gibi bu panelde Türkiye ekonomisinin geleceğine katkı sağlayacak önemli yatırımlar, ürünler ve çözümleri masaya yatıracağız. Dünden beri dinlediklerimden duyduğum benim bazı anahtar kelimeler şunlar: İnovasyon, disruption, verimlilik, sürdürülebilirlik ve kırılma noktaları.
Şöyle son iki yıldaki gelişmeleri bir düşünün. Mobil ödeme, nakitsiz toplum, hızlı teslimat, döngüsel ekonomi, üstel teknolojilerde gelişmeler. Bunların hepsi yukarı gitti. Tedarik zincirlerinde kırılma, ham madde sıkıntıları, uzaktan çalışma, bunlar da hayatımıza yeni giren yine bir takım disruptive gelişmeler. Açıkçası 10 yıllık inovasyonu 2 yıla sığdırdık diyebilirim. Tabii bu alanlardaki dönüşüm yeni yatırımları da ciddi bir şekilde etkiliyor. Şirketler için de yeni fırsat kapıları açılıyor. Yarının dünyasına bir bakış atmak için bu paneldeki değerli katılımcılarda çok ciddi bir bilgi birikimi var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi ben öncelikle Ali Bey'den başlamak istiyorum. Ali Bey, yarının dünyası dediğimizde tarım ve gıda alanındaki son dönemde yaşanan sorunları göz ardı etmek mümkün değil. Çok ciddi sorunlar yaşıyor bütün dünya. Sizin alanlarınız çok çeşitlilik içeriyor, faaliyet alanlarınız. Ancak biz daha çok tarım özelindeki düşüncelerinizi merak ediyoruz bu panelde. Bu arada tarımda ve gıdada öngörülemeyen bir gelecekten de söz ediliyor. Bir yandan da bunun yanında akıllı dronlarla tarlaların haritasını çıkarma, kendini süren traktörler gibi gelişmeler var. Çiftçiyi de artık sizin gibi şirketlerin desteklemesi elzem gibi de gösteriliyor. Şimdi tüm bu kavramlar ışığında yarının dünyasında size göre tarımı geliştirecek hangi alanlara yatırım şart? Sizin bu öngörülemeyen gelecek için düşünceleriniz neler? Ve de Yıldız Holding olarak siz tarımın ve gıdanın geleceğine yatırım yapma konusunda bu son iki yılda neler yaptınız? Çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Bizim arkadaşlar da bayağı ciddi hazırlıklar yaptılar. Grupta biliyorsunuz Kerevitaş gibi donuk ürünlerle ilgilenen bir tarım devi var. Evet. Yine Besler ve Marsa yağ grubunu oluşturuyorlar. Daha önce Yıldız Holding'de 52 farklı gıda kategorisinde faaliyet gösteriyordu. En sonunda dedik ki odaklanmamız lazım. Daha büyümemiz için, başarılı şekilde büyümemiz için odaklanmak bizim için elzem. Süt sektöründen çıktık, dondurmadan çıktık, birçok alandan çıktık ama kalanlarda oldukça büyük bir grubu, aileyi oluşturmakta. Temel girdi tarım ürünleri. Ve sadece Türkiye'de değil, İngiltere'de, Amerika'da da farklı coğrafyalardan temel girdiğimiz tarım ürünlerini farklı şekilde tedarik ediyoruz. Dünya devleriyle de işbirliği yapmak durumundayız. Tate & Lyle var, Cargill var, daha sayabileceğimiz birçok işbirliği yaptığımız hem commodity alanında hem de minor ingredient dediğimiz ufak içerikleri de satın aldığımız, işbirliği yaptığımız üreticiler var. Ama hepsinin temeline indiğimiz zaman dünyanın en güzel çikolatası Godiva'nın içindeki vanilya bile Madagaskar civarındaki bir adadan gelebiliyor. Çok ince mikroya kadar da inmek gerekiyor. Adanın da efendim güneye mi kuzeye bakan yönümü orada yetişenin kalite farkı oluyor. Türkiye'nin fındık örneğinde olduğu gibi Trabzon'un fındığının farklı özellikleri var. Akçakoca'da da öyle ama Giresun'un fındığında yağ oranı bir farklılık arz ediyor. Ama güneşi olan açısı ama tarımla ilgili işte ağaçların yaşı her şeyi etkileyebiliyor. Tarım çok kompleks bir yapı. Bizim de yaptığımız birçok çalışmalar var ama ben sizlere çok fazla bahsetmek istemiyorum. Akıllı sulama sistemlerinde destek oluyoruz. Tohum konusunda çalışmalarımız var. Buğday konusunda ıslah çalışmalarımız var. Bisküvilik buğday elde etmek. Bunların hepsini bir kenara koyalım isterseniz. Daha ciddi problemlerimiz var. Geçtiğimiz yıl Davos zirvesinde de konuşulan temel unsurların başında tedarik zincirindeki kırılmalar, tarım konusundaki aksaklıklar ve pandemi geliyordu. Umarım pandemiyi geride bıraktık ancak tedarik zincirindeki iyileşme hali hazırda yeterli değil. Kendini toparlayamadı. Üstelik devletlerin rezervi pandemi döneminde eridiği için rezervi yerine koyana kadar da özellikle ham madde alanındaki fiyatların uçtuğunu gördük. Pandemi bunu çok yakında gördük. 2000 dolar üzerine çıktı. Ama hızlı şekilde aşağıya doğru düştü. Niye? Çin alacağı rezervi tekrar oluşturdu Çin devleti. En büyük tüketicilerden bir tanesi. Dünya bileşik kaplar şeklinde hareket ediyor. Sınırlar artık biliyorsunuz tarım ürünleri için de kalktı.
Ukrayna'dan buğdayın çıkmasının ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük ve yaşadık. Tüm bunların ışığı altında tabii Türkiye özeline dönecek olursak, Türkiye'de de Vahit Bey'le beraber, Sayın Tarım Bakanımızla beraber bir toplantıda bir arada sohbet etme şansımız da oldu. Çok önemli bir vurgu yaptı kendisi. Türkiye eski Türkiye değil dedi. Bizim ilkokul zamanlarında hatırlarsanız kendi kendine yeten nadir ülkelerden bir tanesiydik. Tarımda iki şey oluştu. Bir uzmanlaşma oldu. Türkiye bir domates ülkesi oldu. Fazlasını ihraç eder konuma geldi. Fındığın fazlasını ihraç ediyor. Ama buna karşılık olarak da bazı ürünleri ithal etmek zorunda. En başında da yağ, tohumluk bitkiler ve yağ ithal etmek zorunda, ham yağ. Bunları kendimiz üretebilir miyiz? Nasıl üretmeliyiz? Ne yapmalıyız? Bu işte tam parmak basmamız gereken nokta. İşin temelinde, özünde ne var derseniz, uzun vadeli planlama, uzun vadeli projeler var. Türkiye'de yapılan geçmişte önemli hatalardan bir tanesi de sulamalı tarım dedik. İlkokuldayken yine bize neyi öğretmişlerdi? Barajlar çok faydalıdır. Barajlar işte güvenilir enerji kaynağı oluşturur, hidroelektrik santralleri sulamaya katkı yapar, tarımda verimliliği arttırır. Şimdi 40-50 senelik bir geçmişe baktığımız zaman neyi gözlemliyoruz? Aslında bize anlatıldığı kadar da hidroelektrik santralleri masum değilmiş. Bugün büyük iklim değişiklikleri ile ve dünyanın ısınması gündemde. Dünyada bir su döngüsü var. Buharlaşan suyun tekrar yağmur olarak geri dönmesi. Sulama mı derseniz, yağmur mu derseniz, yağmur çok daha ekonomik ve rentable bir sistem ama kontrollü değil. Üstelik son yıllarda yağmur sele ve felakete dönüşüyor. Biliyorsunuz sığ su havzaları vardı, bataklıklar vardı. Daha önce Isparta, Burdur coğrafi bilgilerimizde göller yöresi olarak geçerdi. Şimdi neredeyse çöller yöresi olmak üzere. Sebebine bakınca da aslında sulama için daha uzun vadeli bir sürü baraj yapıldı. Hidroelektrik santralleri meydana geldi ve suyu kontrol ettik. Ama ne yaptık? Vadilerin içinde derin havzalarda da hapsettik. Suyun derecesi orada yükseldi. Açık yalına yayılan su gibi buharlaşma ortadan kalktı ve su dengesi bozulduğu için, dönüşüm bozulduğu için yağmurlar azaldı. Ve tekrar sulak alanlar tamamen bu sefer göller ortadan kalktı. Daha da vahim bir tabloya doğru gitti. Karadeniz'de de bir sürü HES'imiz var. Bu HES'ler de tabii ne yapıyor? Kış aylarında biriken kar ve buzların suyunu tutuyor. Denize ulaşmasını engelliyor. Denize neyi aslında engelliyorsunuz? Organik yükü de engelliyorsunuz. Balıkların yediği ve besin olarak tükettiği planktonların çoğalması da organik yükle oluyor. Bunu da engellemiş olduk. Ve Karadeniz'in olduğu ortalamada 2-3 derece daha ısındı. Buharlaşma Karadeniz'den arttı. Beklenmedik sellere sebebiyet verdi. Doğasına kendisini düzeltmeye ve bizim verdiğimiz tahribatı düzeltmeye çalışıyor. Bizim almamız gereken tedbirler nedir? Bilimi kullanmamız gerekiyor. Bilimsel olmamız gerekiyor. Türkiye'nin önünde tarım alanında yapması gereken çok radikal reformlar var. Bunlardan bir tanesi toprak reformu. Mutlak surette ekili alanlarımızın yüz ölçümünü genişletmemiz gerekiyor ve tarlaları birleştirmemiz gerekiyor. Çünkü Avrupa'da ve Amerika'da yapılan tarımda makineleşme ve otomasyon, akıllı çözümler, sizin de bahsettiğiniz gibi yukarıdan dronlarla veya belki de işte Selçuk Bayraktar Bey'de bir çağrı yapmak lazım. Bakanlıkla beraber oturup İHA'ları da bu şekilde tarım için hizmete de sunabilirler. Yukarıdan gelişimi takip etmemiz lazım. Amerika'da biliyorsunuz uydular kullanılıyor. Daha maliyetli bir çözüm. Ama uyduyla yapılan işi İHA'yla da yapabiliriz. Rekolte ne olacak? Beklentiler nedir? Hangi bölgeler kuraklıktan etkileniyor? Bu seneki verimlilik üzerine planlama yapabiliriz. Ve tarım alanlarımızı kontrol edip önümüzdeki senenin planlamasını buna göre yapabiliriz. Yine aynı şekilde dünya GDO ile uğraşıyor. Akıllı tohumlarla uğraşıyor. Halbuki bunların araştırılması, bilimsel veriler bile Türkiye'de izne tabi. Yani bizim mutlak surette bilimi tarımla birleştirmemiz lazım. Otomasyonu ve sistematiği birleştirmemiz lazım. Gerek hayvan popülasyonunu kontrol etmekte, gerekse tarımsal girdiği arttırmak ancak uzun vadeli programlar ile işbirliği olur. Bu özel sektör ve üreticilerle, çiftçilerle bir arada olacağı gibi resmi kurumlarında mutlaka dahil olması gerekiyor. Ege'de çok yoğun olarak biliyorsunuz ihraç edilen domatesimiz var, kurutulmuş domatesimiz. Rengarenk bir halı tablosu oluşturuyor. Uçaktan giderken görmüşsünüzdür kırmızı tarlalarımızı. Onlar elle kesilen domatesler. Tarladan elle topluyoruz, elle kesiyoruz.
Tesadüf geçen hafta içerisinde izlediğim bir videoda bütün bir bitkiyi bir biçer döver şeklinde bir makine alıyor. Domatesleri ayırıyor. Sorteks'ten geçiriyor makine. Çürük olanları tarlaya bırakıyor. Sağlam olanları römorke atıyor. Ve bitkiyi de daha sonra parçalayarak gübre olarak tekrar toprağa geri dönüştürüyor. Fabrikaya giden domatesler kanallar üzerinde hızlı bıçaklar sistemiyle otomasyonla ikiye ayrılıyor. Tepsilere iletiliyor. Sadece birkaç tanesi elle müdahale ederek düzeltiliyor. Ve güneşte en bedava şekliyle kurutuluyor. Ve katma değerli olarak ihraç ediliyor. Biz de yapıyoruz ama maliyetlerimiz yüksek. Tarım girdilerindeki maliyetlerimizi mutlaka aşağıya çekmemiz gerekiyor. Verimliği misliyle çarpmamız gerekiyor. Ve arz dengesini sağlamak için de çok iyi bir planlama yapmamız gerekiyor. Belki de bizim bir hamle, bir sıçrama yapmamız gerekiyor. Çünkü tarımda arzu edilen seviyenin dünya benchmarklarına göre gerisinde kaldık. Bu da bizim gıda sektöründeki rekabetimizi negatif etkileyebilecek unsurlardan bir tanesi. Evet, çok da güçlü olabileceğimiz, potansiyelimiz olan bir alan aslında. Peki, teşekkürler. Cem Bey, 2019 yılında perakende de büyük değişim, ezberler bozuldu gibi cümleleri sarf ederken birden pandemiye yakalandık. Bu sefer de tabii sektörümüzde her kriz döneminde olduğu gibi işte nakit akışı, stok kontrolü, maliyetleri konuşmaya geri döndük. Ancak hızlı teslimat, ödeme sistemleri, elektronik perakende gibi yeni konular da radara girdi. Bu iki uç ekseni yaşadığımız son iki yıla baktığınızda size göre 2019 öncesine göre yarına yatırım anlamında sizin gibi şirketlerin yatırım yapacakları ve radarlarını aldıkları konular değişti mi? Siz mesela Boiner Now gibi çok inovatif bir yatırım yaptınız. Bu hızlı teslimat konusu bu kadar öne çıkmasaydı bunu şimdi mi yapardınız? Kısacası bu iki yıl yarının dünyasına yatırım anlamında hangi konuların önemini arttırdı, hangilerini azalttı sizce? Çok teşekkür ederim. Müsaade ederseniz önce usul hakkında kısa iki notum var. Birincisi bu 3 dakika işine bayıldım. Evde hissediyorum kendimi. Karım bile beni 3 dakika dinlemiyor. Çocuklarımda da kesintisiz bir 3 dakika böyle bir attention yakalama şansım hiç olmadı. Şirkette bir lafı uzatınca patron yaydın diyorlar, tekrarlama anladık diyorlar falan. Şimdi dolayısıyla bu 3 dakika bayağı tanıdık bir 3 dakika. Evet, buyurun. Evet, ikinci nokta, bu panel dehşet bir panel, kadın eksik. Bunu da küçük kayıtlara girip geçelim. Oradan devam edeyim. Şöyle, 40 yıllık yapamadığımız, beceremediğimiz değişikliği bu COVID ve sonrasında yapabildik. Çok şaşırtıcı çünkü evden çalışmaya inanmıyorum, ekrandan konuşmaya inanmıyorum. Benim resmi, yani şirket görüşümüz değil, yanlış anlamayın, resmi görüşüm değil, kendi kişisel görüşüm. Hybrid'i destekliyoruz, herkes evinden çalışabilir vesaire, bana uymuyor. Çok verimli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fakat 40 yılda yapamadığımız devrimleri paldır küldür yapabildik. Hani böyle bayağı bükmüştük, işlerimizi değiştireceğiz, reform filan derken bir eve kapandı, dedi ki kaçtı. Yani bütün eforumuz boşa gitti. Öyle olmadı. Öyle olmadı gerçekten. Belki birkaç, yani bu Covid de biraz zorladı. Şöyle zorladı, o bütün bu hani meşhur işte artık her şey internet, bizim işimizin %20'si internet gerçi ama her şey bundan sonra internet, AVM'ler kapanacak, dükkanları kimse gitmeyecek. Bir gün dahi inanmadık da bizim inanmamamız önemli değil, müşterinin inanmaması önemliydi. Orada çok büyük bir testle karşı karşıya kaldık. Ne yapacağız da eve getirip sokağa çıkarıp, ne yapacağız da mağazalarımızı geri getirebileceğiz? Bir kere hani şöyle geçti, orada bizim hafta sonlarında sayarsak 9 ayımız kapalı geçti aşağı yukarı 2 yıl içinde. Ve o dönemde iki şey vardı hayatımızda. Bir tanesi günü geçirmek, çünkü mağazalar kapalı olunca para olmuyor. O para olmayan yerde başka bir şey düşünemiyorsun zaten. O 2 senenin en büyük sıkıntısı akşamı nasıl getireceğiz, yarını nasıl getireceğiz diye bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın problemiydi ama. İkinci konu da bu iş biter bitmez, biraz şeye benzetiyorum. Mustafa Kemal'in Anafartalar'da çadırında akşam dinlerken savaş sırasında Cumhuriyeti kuracağım, Latin alfabesine geçeceğiz. O sırada Latin alfabesi çalışmaları defteri var. F harfini nasıl yazacağız, Y harfini. Orada savaş var. Yarın çıkarıp çıkaramayacaklarını bilmiyorlar. Biz de biraz o hesap sonrası, yani post-Covid ne yapacağız
konusunda çok kafa patlattık. Mağazalarımızı baştan aşağı değiştirdik. Sonucunu söyleyeyim, enflasyonu bırakın bir tarafa, adetlerimiz %20 arttı COVID öncesine göre. Bu benim çocukluğumun, gençliğimin, rakam konuşmazdık o zaman, TL konuşmazdık çünkü enflasyon vardı, adet konuşurduk. Adette %20 büyüdüğümüz bir yere geldik. O da sadece ve sadece yaptığımız çalışmaların sonucu. İkinci konu tabii internet konusuydu. Oradaki devrimimizi seneye tamamlayacağız. Çünkü o 20 yıldır hiçbir yenilik yapılmadı internette. Yani 25 günde testim 2 güne indi, 3 güne indi, aynı güne indi ama sistem aynı. Orada önümüzdeki sene mağazacılıkta yaptığımız devrimi internette yapmak üzere çok ciddi hazırlığımız var. Yani internete öyle girdim, takfişi bitirişi, çabucak girdim, çıktım, parayı verdim, ihtiyacımı gördümden bir mağazada, bugünkü mağazalarımızda 2019'a göre ziyaret süreleri 2 misline çıktı. Yani o zamanı bize harcama, bundan daha değerli bir şey yok çünkü. Yani para önemli değil, o zamanı alıp, dedim ya 3 dakika dinleyen yok. Ama mağazadaki 17 dakikayı 34'e çıkardığımızı gördükten sonra bunu internette de yapalım, buna karar verdik. En önemlisi Born and Now sordunuz, onun için ona spesifik olarak anlatayım. Biraz şeye benziyor, Reinhold Messner oksijensiz çıkmıştı Everest'te, tek adamdı o zaman. Sormuşlardı, niye yaptın? Yapabilirdim de ondan, dedi. Şimdi bizim güzel açımızdan da mağazalarımız ve depolarımız 20 kilometrelik bir çapta, yarı çapta Türkiye'deki ekonominin %80'ine ulaşabiliyor. 700'den fazla markamız var temsil ettiğimiz. Dedik ki bu internetin hani heykeltıraş bloku alır da ayıklar, sonra da heykel çıkar ya, lüzumsuzlara atar. Biz de orada müşteri ne ister değil de müşteri ne istemez diye oturup düşündük. Müşteri ne istemiyor? Bir kere müşteri 3 gün beklemek istemiyor. Çünkü verdiği 2 gün 3 gün karın ağrısı olmaya başlıyor. Bir kere dedik ki hemen teslim edeceğiz. 90 dakika koyduk. Ortalamamız 62, bu arada raporunu da vermiş olayım. 62 dakikada iş bitiyor. 90 dakikada teslim. 2. En önemlisi, bizim işimizde internette %30 civarı iade vardır. Gelir ya uymaz. %80'i uymaz. Yani bedeni küçük gelir, büyük gelir ayağına vesaire. Biz dedik ki biz müşteriye ürünleri tek değil, becerebiliyorsak artı eksi bir bedenle beraber göndereceğiz. Niye? Bizim müşteri temsilcimiz kapıda bekleyecek. 5-10 dakika, gerekirse 15 dakika. İlle de dışarıda bekleyecek ve müşterimiz alacak, deneyecek. O olmadı, small olmadı, medium oldu falan, bir işi bitirmek istiyoruz. Bizim için daha karlı, müşteri için de 3 dakikasını kimse burada bize vermiyor. Müşteri de gidecek, hani iade edecek, kredi kartı var ya, o korkunç bir süreç o. Bir de aslında %30 iadeyle sonuçlanacağını bilince müşteri asıl sipariş bile vermek istemiyor. Çünkü o hassle'ı yaşamak istemiyor. Sonra ikincisi, birincisi 90 dakikaydı. İkincisi yedek ürün gönderiyoruz. Üçüncüsü bence en önemli konu o, para yok. Yani kapıda ürünü alıp, deneyip, üzerinize giyip, memnun olduktan sonra kapıdaki müşteri temsilcisine para ödüyorsunuz. Bu üçü dünyada yok. Bu üçü dünyanın bence evrileceği nokta. Çünkü ben bir kebapçıya girince baştan kredi kartımı vermiyorum. Bir dükkana girdiğim zaman baştan kredi kartımı swipe etmiyorum. Oturuyorum, bitiyor, kahvemi içiyorum. Ondan sonra hesabı alıyorum, ondan sonra veriyorum. Nedir bu kafa, nasıl başlamış? Öyle yemişler bizi diye düşünüyorum. Bütün dünya, yani Amazon vesaireden başlayarak daha siparişi verirken parasını veriyoruz. Dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani birisinin kral çıplak demesi lazımdı. Biz onu dedik. Evet. Şimdi 90 dakikada bunu yapabilirsin. İki şöyle... Yedek ürün nasıl gönderiyorsun derseniz, stokunda var mı? Stokumda varsa gönderiyorum. 3 gün 4 gün için o stokun eksikliğine dayanamayız. Ya 90 dakikada yeniriz. 62 dakikada götürüyorsak 10 dakikada giyiyor, deniyor. 90 dakikada geri geliyor ürün zaten. 90 dakika o ürünlerin eksikliğini idare ederiz. 90 dakika para almadan da idare ederiz. Ama 5 gün 10 gün onu edemeyiz. Dolayısıyla bu parasız siparişin de, yedek ürün gönderebilmenin de aslında dibindeki mucize 90 dakika. Hepsi birbirine bağlı. Evet. Biz ne yapabiliyoruz? Çünkü bizim coğrafi dağılımımız, marka dağılımımız bunu dünyada yapabilecek en müsait şirket noktasına koyuyor. Bu nedenle çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sanıyorum hassle'ı yok etmenin ötesinde bir de müşteri deneyimini de çok yukarı çıkaran bir şey bu, değil mi? Teşekkürler. Gerçekten çok iyi bir inovasyon. Tebrikler.
Erol Bey, Türkiye'nin bilişim ve yazılım sektöründe, yazılım ve teknoloji ihracatı alanlarında şu anda bulunduğumuz noktayı bir değerlendirebilir misiniz bize? Mesela bu alanlarda kısa vadede ve uzun vadede Türkiye'nin hedefi ne olmalı? Geciktiği, geride kaldığı mesafeyi nasıl telafi edebilir? Bu konularda biraz bilgilendirirseniz bize. Memnuniyetle sevgili başkan ve ben de bu keyifle salonu selamlıyorum ve keyifli bir panel olmasını canı gönülden diliyorum. Ben sevgili Cem abinin son cümlelerinden şöyle bir yorum yapma hakkı alıyorum sevgili Cem. 90 dakika para almadan bekleyebiliriz dediniz. Bizim Fenerbahçe olarak 90 dakika gol atmadan durma hakkımız yok yalnız. 90 dakika. Biliyorum ki müthiş bir Fenerbahçe hayranı ve sevdalısı. Buradan da böylece keyifle bütün Galatasaraylı, evet. Beşiktaşlı ve diğer bütün takım taraftarlarını da keyifle selamlıyorum. Ve memnuniyetle sorunuza geliyorum. Yani hepimizin bildiği gibi neredeyse insanlar artık pandemi süresini anlatırken bu geçen iki süre hakikaten bir doktora tezi gibi ama keyifle, kolaylıkla bu anlamda anlatıldı ama bir özünde şöyle bir çekirdek kelime var. Yani bunların birçoğunda teknolojiye bu anlamda yatkınlıklarla olan dönüşümler. Bu iki yılda işte perakendeden tarıma kadar. Efendim biz biraz yazılım sektöründe dönük olarak birkaç cümle söyleyeceğim ama yani elimize atabileceğimiz bütün endüstrilerde bu dijital dönüşümün, pandemi süresince yaşanan aşağı yukarı teknolojik gelişmelerin muazzam derecede katkısı olduğuna inanıyorum. Yani gerek dijital dönüşüm, gerekse sanayi 4.0'da özellikle olan gelişmeler, bunun akabindeki bütün bu yol haritaları doğal olarak baktığımız zaman rekabetinde bütün kayıt koşullarını değiştirdi. Hatta değer zincirlerini bile neredeyse kökten bir değişiklik yaptı diyebilirim. Dolayısıyla ister global anlamda gerek isterse yurt içinde bütün özel sektör hatta devlet kuruluşlarının da içinde olduğu iş yapma biçimleri yani burada duyduğumuz bütün tüketici alışkanlıkları hakikaten kökten değişti. Bunun hepsinin tabanına baktığınız zaman 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 küçük bir mobil API'den bahsediyoruz, bir aplikasyondan bahsediyoruz. Zaman zaman da gerçekten yüz binlerce veyahut da milyonlarca kodun olduğu büyük bu anlamda dev yazılım sitelerinden veyahut da sistemlerinden bahsediyoruz. İş dünyasının sevgili başkan, sevgili Hazırun, alfabesi tamamıyla rakamlardır. Yani ben de izin verirsiniz, yazılım dünyası adına veya bilişim teknolojileri dünyası adına Türkiye'deki ve dünyadaki birkaç rakamdan bahsetmek isterim. Takriben bütün uzmanların ortaya koymuş olduğu görüşlerle bütün dünyada bu teknoloji alanında üretilen bütün daha doğrusu ondan gelirleri toplamı 4.4 trilyon dolar olmuş. Hemen ülkemize bakıyorum benzer bir yıl yani geçen yıl aşağı yukarı 30 milyar dolar. Yani içerisinde bütün telekom endüstrisinin, bütün yazılımın, bütün BT hizmetlerinin veyahut da ürünlerinin bu anlamda olduğu. Biz takdir ederseniz ki neredeyse %1'lik dilimde bütün dünyada olan biten hemen hemen bütün endüstrilerde hep %1 dilimindeyizdir. Türkiye'nin belki de üretmiş olduğu, pardon, tüketmiş olduğu peynir dünyadaki üretilen peynirin %1'idir falan filan gibi birçok alanda. Ama biraz önce sarf ettiğim noktalarda dünyanın %1'i değiliz. Teknoloji dünyasında yapmış olduğumuz bütün bu gelişmeler neredeyse 1/7. Bu bir miktar belki vitesi düşürmekten çok döviz kurlarındaki olan gelişmelerden gerekse hizmet alanlarında veyahut da yazılım alanlarında olan daha doğrusu toplam gelişmelerden kaynaklanıyor olabilir ama bir miktar da dövizin de 2021 yılındaki bu düşük pozisyonu veyahut da TL'nin bu anlamda pozisyonlamasından kaynaklanıyor olabilir. 1/7 dünyada. Önümüzdeki dönemlere bakıldığı zaman da ama yapılan forecastlerde de dünyanın bir miktar vitesi büyüttüğü, bizim yeteri kadar vites büyütmediğimiz bir gerçeğini de bir kenara koymamız gerekir sevgili dostlar. Yani tahmin ediyorum OEZ'de bu değerli panellerin birçoğunda teknoloji konuşuluyor olmasına rağmen veyahut da nereye gidersek diyelim bir taraftan teknolojiyle çakışıyor olmamıza rağmen bu işte yani özellikle işte 2030-2040 sevgili başkanın da sormuş olduğu soruda olduğu gibi bizim çok temelde yani sadece yazılım için konuşmuyorum bütün bu servislerde bütün bu teknoloji işte donanım üreticiliğinden tutun da yazılım servislerine kadar veyahut da servis gelir sistemlerine kadar gelirlerine kadar çok temel bir eksiğimiz var. Yani bizim bu farklı bir yapı ortaya koymamız için
İşte ihracat rakamlarına mesela bakıyorsunuz, 15 milyar Türk lirası olmuş 2021. Takriben 1 milyar doların belki üzerinde döviz pozisyonlamasından dolayı yine söylüyorum ama Oğuroğlu'da veyahut da dünyadaki olan bütün gelişmeler içerisinde ihmal edilir noktaya gelmiş bir vaziyetteyiz maalesef. Böyle baktığımız zaman yani 2030-2040 nasıl bir hedefleme olması gerekir noktasında benim iki tane daha çok aktif yorumum var. Bir tanesi yani özellikle yazılım dünyasındaki ekosistemin daha ciddi bir şekilde ele alınması gerekir. Ama daha da önemlisi ikinci söyleyeceğim şey ki bu dönem TÜSİAD'daki arkadaşlarım da konuyla ilgili çalışıyorlar. Zaman zaman ben de o istişarelere keyifle katılıyorum. Bir yönetişim liderliği eksikliği var. Ülkedeki en büyük bence eksikliklerin temelinde yer alıyor. Yani teknoloji dünyasında hedef belirleyecek, stratejiyi bu anlamda ortaya koyacak. Birçok bakanlık bunun bu anlamda birebir belki dikey olarak üzerinde değil ama yatay olarak hep üzerinden geçiyor. Sanayi Bakanlığı da var, diğer kalkınma bakanlıkları da var vesaire. Ama Türkiye'nin bu anlamda isterseniz adına yazılım deyin, isterseniz toplam teknoloji üretimi deyin vesaire deyin ama yani bizim işte çok kıymetli bu anlamda birçok yıllara dönük olarak hükümetimizin koymuş olduğu hedefler var. Her ne kadar fevkalade uzağında olsak da. Ama günün sonu itibariyle olması gereken teknoloji dünyasında yani bizim işte kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli mutlaka rakamla özdeşleşen hedefler koymamız gerekir. Bu hedeflerle beraber çünkü bir de başarının sırrı %5'i bilmekten %95'i gerçekten bil fiil yapmaktan kaynaklanıyor. Bunu yapmak için uğraşan bütün bir yapıyı ortaya koymak gerekir. Yani bunu bakanlıkla mı yaparsınız? Veyahut da devlet başkanına özel birimle bağlı olan yapısal bir structure'la mı yaparsınız? Yani bunu hak eden bu panelde tartışacak bir durumumuz şüphesiz söz konusu değil. Ama ortaya konan çok milyar dolarlı olan bu hedefleri hem dünyanın gerisinde kalmamak, hem dünyanın hatta öncü kuvvetleri içerisinde yer almak için mutlaka ve mutlaka bu yapının bu şekilde bir hedef sisteminin ve yönetişim probleminin ortadan kaldırılacak bir yapının kurulması gerekir diye düşünüyorum. Bir de yani nerelerde nasıl bir eksiklik yapılıyor sorunuzun bu anlamda yanıtında söyleyebileceğim birkaç cümle şu Ali Bey ve değerli Hazır'ın. Günün sonu itibariyle yani özellikle işte yazılım dünyasının, teknoloji dünyasının herhangi bir yani topraktan çıkan petrolden bir farkı yoktur. Hatta çoğu zaman geldiğimiz nokta itibariyle petrolden bile daha kıymetlidir hakkını verebilirseniz. Dolayısıyla bizim beyin göçünün tamamen tersine çevrilmesi gerekir. Yani bugün dış dünyaya giden aşağı yukarı gençlerimizin birçoğu teknoloji dünyasıyla alakalı olan gençlerimiz oluyor. Tabii ki her birim meslekten bu anlamda bir maalesef diyorum tırnak arasında bir bu anlamda yolculuk var dışarıya doğru. Mutlaka çevirmemiz gerekir. Ama çevirdiğimiz takdirde, bunu başardığımız takdirde sözde olmayacağı da net. Bir değişimle ancak olursa olacağı da o da net nihayetinde. Emin olun bu teknoloji dünyasındaki muazzam atılımların, rekabetçi bir yapının, dış dünyayla bir meydan okuma meselesinin çok temelde bizim dış dünyadan buraya bu anlamda getirebileceğimiz gençlerle, genç nüfusla, genç nesille söz konusu olur diye düşünüyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler Erol Bey. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Aslında önceki bazı konuşmalarda da altı hep iyi çizilen bir nokta bu. Evet, İbrahim Bey, 2022 yılı için çok büyük bir petrokimya testi yatırım planınız var. 10 yıllık projeksiyonda da 20 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyorsunuz. Bu yatırımla amaç sanıyorum Türkiye'nin ithal ettiği ham maddeleri Türkiye'de üretmek. Bu yatırımla bu alanda hangi ileri ülkelere ulaşmayı planlıyorsunuz ve bu yatırım Türkiye'yi dünya platformunda nasıl bir yere taşır? Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi biz 2015 yılında Sabancı grubundan Sasa'yı satın aldık. O sırada Sabancı grubunda Sasa firmamız yaklaşık 330 bin ton civarında polyester elyaf, polyester cips ve polyester iplik üretiyordu. Biz aldıktan sonra yeni yatırımlara hız verdik ve yatırımlara başladık. Şu anda 1 milyon 400 bin ton ürünü üretmekteyiz.
Bu yeni yatırımlarımızın tamamı yeni teknolojilerle yaptık. Şimdi ise biz polyesterin ham maddesi olan PTA'yı üretimine yatırımına başladık. Bu aşağı yukarı bir yıl önce başladık. Önümüzdeki yılın yarısının sonuna kadar, yani 6. aya kadar arkadaşlarımız yetiştirecekler. Burada ise biz 1.6 milyon ton polyesterin ham maddesi olan PTA'yı üreteceğiz. Bu altyapımızı yaptıktan sonra şimdi yumurtalıkla ilgili yaklaşık toplamda 11 milyon metrekare net alana sahip olacak. Liman dolgularıyla birlikte 2 milyon metrekarede onu dersek toplamda 13 milyon metrekarelik bir alana sahip olacağız. Bu yaklaşık olarak bürokrasi ve diğer problemlerin biz Şubat ayına tamamlanacağını düşünüyoruz. Ve önümüzdeki yıl orada polyesterle ilgili ve diğer Türkiye'nin ithal ettiği tüm ham maddelerle ilgili yatırım hamlesine başlayacağız. Burada bizim yapmayı düşündüğümüz 10 milyon tonluk ham petrolden başlayarak petrokimya yatırımıdır. Bu yatırımı yaptığımız zaman bölgemizin en büyük ve en, yani Avrupa'da dahil söylüyorum, petrokimya tesisi olacak inşallah. Bunun ilk aşaması olaraktan önümüzdeki yıl işlemler bittiğinde biz önce polipropilen üretimi, yani Türkiye'nin en fazla ithal ettiği, plastik sektörünün ithal ettiği, tekstil sektörünün ithal ettiği polipropilen yapacağız. Akabilinde ikinci PTA'yı kuracağız. Sonra ise aşama aşama bunları yapacağız. Sonra ise ham petrolden tamamen altyapımızı, temellerimizi sağlama alarak dünyayla rekabet edebilecek bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Aslında eski bir Sabancı grubu mensubu olarak sizi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten Sasa'yı inanılmaz bir yere getirdiniz. Müthiş bir başarı. Sani Bey, size dönmek istiyorum. Uluslararası Havalimanları Konseyi tahminlerine göre 2040'ta trafiğin iki kattan fazla artarak 18-19 milyar yolcuya ulaşacağı öngörülüyor. Bu artışla beraberinde 2.4 trilyon dolarlık havalimanı yatırımı ihtiyacı getirecek deniyor. Siz bu yatırım potansiyelini nasıl izliyorsunuz? Hangi alanlar radarınızda, hangi bölgeleri cazip buluyorsunuz? Sizin sektörünüzde başka komşu bazı alanlarda fırsatlar var mı? Ve Türkiye'nin geleceği için havalimanı, liman işletmeciliği, uluslararası müteahhitlik gibi alanlarda gelişmenin nasıl bir yeri olduğunu düşünüyorsunuz? Buyurun. Çok teşekkür ederim. Herkese ben de hoş geldiniz diyorum. Sevgili Cem'in 3 dakika işine ben pek katılmıyorum. Çünkü hani sağlıklı yaşam için 10 bin adım yürü derler ya, ben de günde 10 bin kelime konuşmam lazım. Ondan dolayı biraz böyle benim 3 dakikamı affedin, yani konuşabilirim. Şimdi biz havalimanı işi yapıyoruz. Evet, doğru. Dünyada 8 ayrı ülkede 15 tane havalimanı işletiyoruz. Bir de bizim servis şirketlerimiz var, işte yer hizmetleri gibi, duty free gibi, lounge işletmesi gibi teknoloji şirketimiz var, havalimanı yatırımları, teknolojik yatırımları yapan. Onlarla birlikte 21 ayrı ülkede 90 havalimanındayız. Yani böyle 30, toplam 30 ülkedeyiz. 30 ülkede olmak öyle kolay bir iş değil. 30 tane ayrı başbakanınız var, 30 tane ayrı ulaştırma bakanınız var, 30 ayrı ceza kanunu var, iş kanunu var, gelenekler var, görenekler var. Onlara uyum sağlama açısından ciddi zorluklar oluyor. Ama TAV bu konuda hakikaten iyi yetişmiş insanlardan kurulu bir ekip ve bunu gayet güzel yapıyor. Nerelerde yatırım yapacağımız tabii en önemli kısım. Biz genellikle jeopolitik analizi çok iyi yaparız TAV olarak. İran'a gittik, attılar bizi oradan. Sonra Gürcistan'a gittik, Gürcü-Rus savaşı çıktı. Tunus'a gittik, Arap Baharı oldu. Libya'daydık, Mısır'daydık, halk ayaklanmaları oldu. Yani analiz olarak iyi yaparız jeopolitik analizi. Şimdi ben CEO'lu 25 yıldır CEO'ydum TAV'da.
bu şeyde, bu Mayıs'ta bıraktım. Yerimi Serkan kardeşimize verdim. Serkan da 22 yıldır TAV'da bizle beraber iş geliştirmeci olarak gelmişti. 5 yıldır devam ettin ama Nijerya işimiz var. Nijerya'ya giriyoruz şimdi, Lagos'a. Serkan artık yürütüyor o işi. Fransızlar beni aradı. Dedi ki, ya dedi Sahni Bey dedi, bu dedi bizim yönetim kurulu başkanı Fransa'da, ben burada başkan vekiliyim. Bu Serkan Bey dediler, Fransa'ya, Nijerya'ya giriyor. Dedim konuştuk ya bunun yönetimle. Tamam dedi, Laos'a giriyordu, bir de Kano diye bir yere giriyor. Dedim Kano ne? Ya Boko Haram var orada dedi. Hemen ben Serkan'ı aradım, dedim Serkan. Boko Haram var, politik analiz, jeopolitik analiz. Ondan sonra Serkan dedi ki, yok dedi, şehrin dışında, havalimanında yok. Baktım Serkan direniyor, gittik aldık elinden zarfı, Lagos'a bid etti sadece. Şimdi konu şu, yani jeopolitikaya çok iyi bakmamız gerektiğine inanıyorum. Ama o kadar hızlı gelişiyor ki ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani nereye gitsek bir şey patlıyor. Almaty'yi aldık. Ya Almaty'de tarihinde yumruklaşma olmamış, halk isyanı çıktı. 5 Ocak'ta. Şimdi hani olay ciddi. Ama bakın şunu sorabilirsiniz. Peki ne yaptınız? Para kazandık. Hepsinden para kazandık. Yani demek ki bu krizler her yerde olacak. Şimdi geçen gün bir webinara katıldım. Önemli bir hoca diyor ki, Avrupa diyor yanlış yapıyor diyor. Bakın diyor şu anda diyor dünyada diyor Çin diyor. Yani satın alma gücü açısından Çin 2 sene önce 1 numaraydı biliyorsunuz. 2 Amerika, 3 Hindistan, 4 Japonya. Avrupa nerede? Avrupa yok. Avrupa neyle uğraşıyor? Afrika'dan botlar gelmeye başladı. Mülteciler geliyor. Asya'nın, Avrupa'nın diyor Türkiye ile birlikte diyor Çin'le birlikte Afrika'ya gitmesi lazım. Yani aslında bunlar doğru şeyler. Büyümenin olacağı yerler. Havalimanı sektörü de böyle sadece ülkenizde sıkışıp kalamıyorsunuz. Çünkü çok uluslararası bir iş. Bir portföy yönetimi. O portföyü yönetmeniz lazım. Mütekabiliyet diye bir şey var. Yani mesela bu yaz dikkat ederseniz Türkiye'de bir sürü rötarlar oldu. İşte iç hatlarda özellikle sıkıntılar oldu. Ama havalimanlarında bir sıkıntı var mıydı? Zerre kadar yok. Türk Hava Yolları'nda veya Pegasus'ta var mıydı? Zerre kadar yok. Biz tam hazırdık. Pandemide biz gerekenin hepsini yaptık. Ama bu havalimanı işletmeciliğinde ve hava yolculuğunda mütekabiliyet, bu reciprocity diyorlar ya, olduğu için yani Frankfurt'taki sıkıntı bizi de vuruyor. Yabancı Avrupalı hava yolları ve havalimanı işletmecileri dediler ki bu pandemi 2027-2028'den önce bitmez, yolcu geri gelmez, biz ne yapacağız dediler. Biz dediler önce bir şey, erken emeklilik, herkesi erken emekli ettiler, ondan sonra işçileri çıkardılar, bir döndü geriye yolcu, biz hazırdık ama onlar hazır değildi. Yani jeopolitik olarak yatırımlara çok dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum. Edebiyatla ilgilenenler bilir, sehli mümteni diye bir kullanım tarzı vardır, kolay zor demek. Sehli mümteni. Şu anda durumumuz kolay zor. Yani korkularımıza ve cesaretlerimize yerli yerine eğer koyarsak kazanırız. Yani ne zaman korkacağımızı bilirsek, ne zaman cesur olacağımızı bilirsek kazanırız. Bir de zamanlama çok önemli. Hani Warren Buffett'a sormuşlar ya, Warren Buffett sormuş daha doğrusu. Demiş ki, daldaki iki kuş mu iyidir, eldeki bir kuş mu? Bunun demiş bir cevabı var. When, ne zaman? Bazen daldaki iki kuş iyi, bazen eldeki kuş iyi. Biz buna göre hareket ediyoruz. Yani başımıza bir sürü dert geldi. Gelmedi diyemem. Gelmemesi de mümkün değil dünyanın bu düzeninde. 1945'ten sonraki, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki cicim ayları bitti. Yani ondan sonra kurulan mimari dünyada komple değişti. Bambaşka bir dünyaya girdik. Bu bambaşka dünyaya çok hızlı adapte olabilmemiz lazım. Dinamik olmamız lazım. Tam olarak bizim tek dikkat ettiğimiz konu bu. Yani bizim gideceğimiz yere gelmeyin. Biz sonra biz kazanalım parayı, gelirsiniz. Teşekkürler, sağ olun. Evet, çok teşekkürler. Bu renkli konuşmanız için Orhan Bey'e dönmek istiyorum. TÜSİAD önde gelen girişimlerin, iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu bir kurum. 3000 kişi gönüllü katkı veriyor bildiğim kadarıyla. 4500'e yakın şirket temsil ediliyor.
TÜSİAD geçmişten bu yana bu gücü etkin şekilde kullanmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Yeni normalin konuşulduğu, ezberlerin tümü bozuldu denilen, ekonomik parametrelerin çoğunun değiştiği, bu yeni dönemde TÜSİAD gibi önemli iş insanlarının yer aldığı bir oluşum olarak yarına yatırım alanında hangi konuların siz ön plana çıktığını düşünüyorsunuz? TÜSİAD mevcuttaki gücünü yarının dünyasını şekillendirmek için ne tür çalışmalarla sürdürmeyi planlıyor? Teşekkür ederim. Benden önce tarımla ilgili, perakende ile ilgili, teknoloji ile ilgili, sanayi, ulaştırma ile ilgili tüm sektörler konuştu. Biz zaten TÜSİAD olarak daha çok sektörel değil, bunların hepsini yatayda kesen konularla ilgili odaklanıyoruz. Aslında şöyle, bizim gündemimiz geçen birkaç yıl önce pandeminin tam ortasında Avrupa Birliği parlamenterlerle görüştüğümde şey demişlerdi. İstediği kadar kriz olsun, biz iki tane dönüşümden vazgeçmeyeceğiz. Biri dijital dönüşüm, diğeri de yeşil dönüşüm. Ya bizim de TÜSİAD olarak zaten sizin de belirttiğiniz gibi bizim yaklaşık 104 tane çalışma ve alt çalışma grubumuz var. 700'e yakın üyemiz var. İşte Berlin, Brüksel, Paris, Londra, Washington, buralarda ofislerimiz var. Ankara'da ofisimiz var. İşte Silikon Vadisi'nin Erol Bey Başkan döneminde yaptığımız bir network'ümüz var. Amacımız da iş dünyasının sorunlarına çözüm üreten bir think tank kuruluşu. Yani sizin de belirttiğiniz gibi 3000 kişilik bir fikir üretme fabrikası diyoruz biz TÜSİAD'a. Ülkenin sorunlarına çözüm üreten bir sivil toplum örgütüyüz. Geçen sene de bildiğiniz gibi 50. yılımızı kutladık ve yeni bir anlayışla geleceğe inşa raporunu açıkladık. Türkiye'nin artık önümüzdeki süreçte maddi olmayan varlıklara yatırım yapması gerektiğini, köprü yaptık, yol yaptık, havaalanı yaptık. Ama şimdi sürdürülebilir bir şekilde ülkemizin büyüyebilmesi için önce insana, daha sonra bilim, Ar-Ge ve inovasyona, bir diğeri de kurumlara yatırım yapmamız lazım. Yani eğer insanı gelişme ve yetkinleşmeye yatırım yapmazsak, ki sabahtan beri dinliyorum, daha çok işte nitelikli insanları kaybediyoruz. Bunların geçen sene bildiğim kadarıyla, bilmiyorum Erol Başkan belki düzeltir, 26 bin tane yazılımcı gitmiş Türkiye'den. Savunma sanayinden bir headhunter 750 tane mühendisimizi Hollanda'ya götürmüş veya burada çalıştırıyor. Bunlar bizim için değerli, kolay olan işler değil. 8. ay sonu itibariyle sadece Almanya'ya sanıyorum 2000 tane doktor gitmek için müracaatta bulunmuş. Yani Türkiye'nin zaten, ben bazen hep söylüyorum, 2K problemi var. Birincisi katma değer, diğeri de kapasite kullanım oranları. Yani Türkiye'nin ihracatına baktığınız zaman hep 1 dolar civarlarında ihracat yapıyoruz. Ben İnşaat Malzeme Sanayiciler Derneği Başkanı'nı yapıyordum. 1 dolardı. 2 sene önce 36 sente düştü birim fiyatımız. Bugün emtia fiyatlarıyla 0.50 dolara çıktı. Yani Türkiye'nin en büyük sorunu katma değer. Ama ithalat, yapı malzemeleriyle ilgili bakıyorum, 3 dolara ithal ediyoruz. Yarım dolara ihracat yapıyoruz. Bizim en büyük sorunumuz katma değer. Onun için de tabii ki nitelikli insan kaynağı, bu da gidiyor eğitime dayanıyor. Eğitim nitelikli olursa nitelikli insan kaynağıyla katma değer üretmek zorundayız. Bir de bunları kaybetmememiz lazım. Yani insani gelişme ve etkinleşmeye yatırım yapmazsak, bilimi, teknoloji ve inovasyonu önceliklendirmezsek, ekonomiden demokrasiye kadar her alanda güvenilir ve kapsayıcı kurum ve kuralları yerleştiremezsek, sürdürülebilir büyümeyi Türkiye'nin sağlama şansı yok. Onun için de bilime, insana, kurumlara yatırım yapıp iş dünyasının önünü açmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında hepimiz bu beyin göçünle ilgili zaman zaman her konuş panelde duyuyorum. Tabii hepimizin görevi, ama hepimizin görevi bu gençlerin hayallerini hayata geçireceği iklimi Türkiye'de yaratmak. Bu sadece kamunun şey değil. Yani giden girişimcilerimiz, giden nitelikli insanlar sadece maddi kaynaklar için gitmiyor. Onun için mutlaka
Hatta bunu ötesinde Türkiye çevre ülkelerden, Hindistan'dan, belki Pakistan'dan ki geliyorlar, duyuyorum Antalya'da şeyle ilgili, Mısır'dan, Lübnan'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan biz nitelikli insanları çekmeliyiz ki katma değer üretip bununla da ihracat birim fiyatlarımızı veya Türkiye'nin katma değerli ihracatını sağlayalım. Biz TÜSİAD olarak ülkemize, iş dünyasına değer yaratmaya çalışıyoruz. Bütün derdimiz ülkenin rekabet gücünü artırmak ve buna değer yaratmak ve bu çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tekrar Ali Bey'e dönmek istiyorum. Sizin sektörünüzde görece geç kalınmış yatırımlar neler sizce? Bu yatırımlarda geç kalmış olmamız geleceği nasıl etkileyebilir? Siz Türkiye'nin gıda anlamında öne çıkan ülkelerden biri olması için neler yapması, hangi akıllı teknolojilere yatırım yapması gerektiğini düşünüyorsunuz? Aslında çok klasik cevaplar var biliyorsunuz bununla ilgili. Hı-hı. Verimli odaklı çalışmak, operasyonel mükemmellik, Ar-Ge, inovasyon, teknolojiye yatırım, işte AI kullanmak, teknolojik altyapınızda data analizler çok önemli. Bunların hepsi çok güzel. Ama benim yönetim kurulu başkanlığımı geçtiğim tarih Şubat 2019. 15 gün sonra ilk kapanmaların başladığı tarih. Böyle bir sürecim oldu. Çok da değişik bir başlangıç oldu. Aslında bu benim için bir öğrenme ve geçiş dönemi oldu yönetim kurulu başkanlığı için. Dünyada fark yaratabileceğimiz en temel unsurlardan birisi Türk şirketlerinde insanı merkeze koymak olmalı. İnsanı ve gençleri. Çünkü genç bir nüfusumuz var. Hızlı adapte olan, hızlı öğrenen bir nüfusumuz var. Bununla ilgili diğer bir hususta global olarak opere etmesi adına Yıldız Holding'de kadın platformunu oluşturduk. Yıldız Holding biliyorsunuz Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan başlayan, Çin'i içine alan, Hindistan'da yatırımlar olan, Kazakistan, Orta Doğu, Afrika, İngiltere, Amerika. Gelişmiş coğrafyalar ve gelişmekte olan coğrafyalarda da aslında o kadar büyük bir fark yok. Daha fazla kadını biz işletmemizde değil, üst pozisyonlarda görmek istiyoruz. Kadınların da ekonomiye katkı yapması gelişme için temel unsurlardan bir tanesi. Yine çağımızda gençleri anlayabilmek çok önemli. Benim diğer önem verdiğim konulardan bir tanesi de ki radikal bir değişim oldu. Daha önce biliyorsunuz işe başlangıçta ne aranıyordu? 3-4 sene tecrübe olması, 5 sene tecrübe. Biz Yıldız Holding'de bunu da yıktık. Çünkü üniversitedeki çıkan genç nerede tecrübe kazanacak? Veya dışarıda edindiği tecrübelerin hepsi doğru tecrübeler mi? Biz bir sanatçı gibi nasıl bir heykele şekil veriyorsa, hayat veriyorsa bir sanatçı, gençleri de kendimizin şekillendirmesi gerektiğini, büyük şirketlerin temel sorumluluklarından birisi olduğunu idrak ettik. Bunun haricinde evet, gençlerin çalışabileceği sistematik bir yapı, düzen de çok önem arz ediyor. İşte yurt dışına gitmek sadece tamamen Türkiye'deki ekonomik koşullarla da ilgili değil. İş ortamı, iş yapma şekilleriyle ilgili. Pandemi de bize bir fırsat yarattı. Hibrit çalışmayı, uzaktan çalışmayı adapte ettik ve bunu devam ettiriyoruz. Bugün iş yerimizde özellikle holding merkezinde popülasyon %40'ı fiili olarak, bordrolu olan popülasyon fiili olarak %40'ı geçmemesine gayret ediyoruz. Ama gençlerde de eksik olan ne? Tecrübe. Tecrübeyi aktarabilmek için hem şirket içi eğitim programları hem kendi gelişim fırsatlarına da ağırlık veriyoruz. Mesela data analytics, veriyi analiz edebilme bizim için çok önemli bir şey. Büyük veriyi kullanmaktan hep bahsettik. Bunu nasıl hayata geçireceğimizi bilemedik. Data Navigator programını ben kısaca örnek olarak size anlatmak istiyorum. Üniversitede Data Scientist diye bir bölüm var artık. Yani veri bilimiyle uğraşan uzman mühendis arkadaşlarımız var. Temel olarak da yazılımcılar. Data Scientist'leri şirketin orta kademesinde, şirketin esas know-how'una sahip olan, bilgisine, donanımına sahip olan arkadaşlarla projelerde evlendirdik. Yani arkadaşların bilgi birikim tecrübesi yoktu işle ilgili. Bizim arkadaşlarımızın orta kademe yönetiminde veri ile neler yapılabileceği konusunda yeteri kadar tecrübeleri yoktu. Müthiş bir evlilik oldu, müthiş bir sinerji ortaya çıktı ve dijital dönüşümümüzde çok ciddi bir atak meydana geldi.
Bu gerçekten uygulanabilecek modellerden bir tanesi. Ama bizi geleceğe taşıyacak olan önemli bir proje, benim yapmış olduğum holdingde sadece tek bir projem var. Kendime bir tek proje alıyorum yıl itibariyle. O da Global Data Governance dediğimiz global veri yönetimi, yönetişimi projesi. Yıldız Holding'in tüm varlıkları ve şirketlerindeki bütün veriyi kullanmak, böylece dünyadaki network'ümüzü efektif olarak çalıştırmak ve değerlendirmek üzere bir bütünsellik yarattık, bir network oluşturduk ve şirketlerimizin performansını, benchmark'ını, tüketici davranışlarının, marka gelişimlerini yakinen takip edebilecek bir altyapıyı oluşturduk. Bunun üzerine analizlerle veriyi daha sağlıklı kılabilecek, yönetebilecek bir konuma geleceğiz. Zannedersem çağımızdaki şirketlerin en büyük varlıklarından bir tanesi, gerek tüketici verisi olsun, gerek kendi üretim verileri olsun, gerekse Internet of the Things dediğimiz, yani web'in bir ileri boyutu olan yapıda, internette makinelerin konuşacağı sistemde planlama, programlama ile beraber tedarikçilerimizle beraber hareket edebilme, yapay zekayı kullanarak gelecekteki tahmin öngörüsünü sağlıklı yapabilme ve gerçek manada ekonomik katma değeri yaratabilme üzerine odaklanıyoruz son günlerde. Yani farkı burada yaratacağız. Yoksa bisküvi çikolatayı herkes yapabiliyor. Ama daha ucuza yapabilmek, daha verimli yapabilmek, daha kısa sürede müşteriye ulaştırabilmek bizim şu an temel ihtiyacımız ve öngörümüz. Çok teşekkürler. Cem Bey, mağazacılık, perakende, müşteri, şirketler ve yeni teknoloji ekseninde düşündüğünüzde geleceğin şirketini tasarlamak adına sektörünüzde şirketler ne tür akıllı hamleleri hayata geçirmeli? Siz Boyner olarak gelecekte de kalitesiyle ve itibarıyla adından söz ettiren bir şirket olmak için neler yapıyorsunuz? Çok basit iki konunun ana odağımız olduğunu söylemem lazım. Bunlardan birisi müşteri odaklılık. Klasik bir söz gibi görünüyor ama bizim için bir tutku veya hani taraftar olmak gibi ifade edeyim. Bizim kasiyerimiz şirketten evvel müşteriyi düşünür, öyle anlatayım. Bu bir şirket prensibinden öte bir şey. Bir konuda karar alacağımız zaman ilk düşündüğümüz konu müşteri buradan kazanır mı, ne kadar kazanır? Bu birinci önemli kuralımız. İkincisi de inovasyon. Şapkadan tavşan çıkarmak zorundasınız. Ve bir kere değil, hani pazartesi spora başlıyorum, haftada iki kere cime gidiyorum gibi değil. Her gün de şapka çıkarmak zorundasınız. Yani şöyle bakalım, o combustion engine fabrikaları, içten yanmalı motor fabrikalarının milyonlarca kapasiteli fabrikalar kapandı. Yani diyeceksiniz ki elektrikli motor üretmiyorlar mı? Hayır, üretmiyorlar. Yani karbüratör yok, bateri kayışı yok, buji yok, yok, silindir yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla hani onu üretmesin, öbürünü üretsin dediğiniz zaman çalışanların %90'ı out of business aslında. Şimdi bu da 7-8 sene için olup bitecek. Ya arabanızı değiştirirsen şüpheli düşünüyorsunuz, ya ben elektrikli alırsam tam olmadı, içten yanmalı alırsam da 5 sene sonra nereden bulacağım? Bu kadar popüler de olmayacak, boş verin, ikinci el satışını yapamayacağım 10 sene sonra, çünkü onu alacak adam kalmayacak. Çok önemli disruption'ları görünce gerçekten bu şapkadan çıkarma, tavşan çıkarma işinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İtibar konusu zor bir konu, çünkü 50 milyon aylık internette ziyaretimiz var. Mağazalarda 15 milyon civarında. Hata yapma şansınız yok. Ve hata yaparsanız özür dilemeyi büyüklük görmeden, yani özür dileyebilmek, başka bir şirket konuşuyoruz. Yani bu yeni dünyanın şirketi, eski dünyanın şirketi gibi değil. Fakat çok önemli prensip bence kendin olman çok önemli. Hani var ya işte Türkiye'nin Amazon'u olacak. Olma abi, Türkiye'nin sen kendin nesiysen onu ol. Yeni bir şey yap. İşte Now konuştuk az önce. Boyner Now dünyada olmayan bir örnek. İlle de olan birisini mi kopya edeceğiz? Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin şeyi olursan, neyse o, yani Türkiye'nin Boyner'i, Türkiye'nin işte Arçelik, neyse, o zaman aslında dünya da geliyor. Şimdi geçen hafta rakamın birdenbire farkına vardım ve çok etkilendim. Türkiye'nin Boyner'i olabiliyorsanız perakende de,
O zaman yabancında olabiliyorsunuz aslında. Temmuz ayında %40 satışımız turistlere yapılmış. Geçen hafta %30'du bu rakam. Bu yıl 100 milyon doların üzerinde turiste ihracat yapmış olacağız. Hiç böyle düşünmemiştim. Ya o gözle bakmamıştım. Şirketimiz 100 milyon dolardan fazla Türkiye'deki turiste satış yapıyor. Pasaport, kredi kartı yabancı, pasaportu yabancı. Böyle bakınca aslında kafa başka türlü çalışmaya başlıyor. Yani günlük olayın işte ne olacak canım, işte bu Türkiye'den vize, bu da yurt dışından vize. Şimdi birdenbire Türkiye'nin hobisi kımıldamaya başladı. Ben yurt dışından gelenlere başka bir şey yapayım. Çünkü bunlar müthiş bir business opportunity aslında ve kendimizi dışarı taşımak açısından da müthiş bir fırsat. Dolayısıyla bir önemli prensibi daha söyleyeyim. Sürekli inovasyon yapınca başlamak çok önemli. Desteklemek, sonunu getirmek çok önemli. Ve bunu yaparken de oksijen vermek çok önemli diye düşünüyorum. Zor tarafı bu, kolay tarafı ne? Aynı gene kendi aile örneğimize gideceğim. Born Now niye yapabildik? Çünkü bizim için kolaydı. Dolayısıyla önce gerçekten low hanging fruits, yani bizim için kolay, başkaları için zor işleri yapmak Türkiye gibi kıt kaynaklı ülkelerde sıfırdan icat çıkarmaktan çok daha kolay ve önemli diye düşünüyorum. Yani elinizdeki bulunanlarla ne yapabileceğinizi değerlendirmeniz birinci kural olmalı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Aslında söylediğiniz bir nokta çok önemli. Boynar Nav örneğinde dünyaya yeni bir şey yapabiliyorsanız, new to the world, o hakikaten onun değeri bambaşka. Yani tam dışarıda olan bir şeyi Türkiye'de de yapmak aynı değerde asla değil tabii. Yani Erol Bey, size göre yeni dönemde nerelerde fırsatlar var? Riskleri iyi yönetmek ve fırsatları iyi değerlendirmek için sektörünüzde şirketler nasıl hareket etmeli? Siz bu anlamda ne yapıyorsunuz? Çok teşekkürler tekrardan. Tabii belirsizlik, riskli ortamlar, bunlar da işte yüzyıllardır tanımları yapılan, tanımları bazen değişime uğrayan, işte modifiye edilmesi gereken daha doğru süreçler yaşanan bir süreç. Şu an içinde bulunduğumuz süreçlerde işte pandemiden çıkıldı. Ama işte her ülkenin yaşamış olduğu bambaşka bu anlamda dinamikler var. Zorluklar var, sıkıntılar var. Ama her şeyden önce gerçekten belirsizlikler var. Yani özellikle burada böyle resmin dışarıdan baktığınız zaman işte hem teknoloji dünyasıyla uğraşan hem özellikle genç girişimciler, işte startup ekonomisi içerisinde yer alanlar vesaire, hayat bir miktar daha zormuş gibi gözükmesine rağmen benim ama inancım şu ki değerli hazırın, özellikle startup sistemi içerisinde genç girişimciler, genç arkadaşlar yani her zaman bu kriz meselelerini fırsata dönüştürmek konusunda da muazzam derecede gerçekten uzman değiller ama uzmanlığa bu anlamda hızla yol alan bir sanki tecrübe sahibi oluyorlar. Çünkü uğraştıkları bu anlamda ana nokta teknoloji olduğu için teknolojinin bu anlamda sağını solunu çevirmek, baştan aşağı bu anlamda tekrardan tanım ortaya koymak sanki daha kolay oluyor diye düşünüyorum. Ama muazzam derecede klasik yöntemlere bakılınca da zorlukları olan birçok yapıda var. Buradan şunu geleceğim. Bazen genç arkadaşlarla sohbet ederken benim de böyle kullanmaktan hoşuma giden bir cümle var. Aklınızın yattığı, yüreğinizin attığı her işi başarabilirsiniz diyorum ben. Özellikle gençlere. Yani buradan da bizim endüstrideki özellikle iş yapan, yani teknoloji dünyasındaki iş yapan bütün arkadaşlarıma ki birçok hakikaten değerli dinleyiciler içerisinde sabahleyin gördüm birçok örneği değerli dostlarımızı. Böyle bakıldığı zaman yani özellikle birkaç tane önerimi memnuniyetle paylaşmak istiyorum ki kendi bu önerilerimi söylerken sevgili Ali Ülker'in de söylemiş olduğu işte büyük veri analitiği, büyük veri işlenmesi yani veri işlenmesi meselesi bizim bu anlamda endüstrideki oyuncular için en çok tavsiye ettiğimiz bu anlamda noktalardan bir tanesine geliyor. İşlerin cloud'a çıkarılması, işte önümüzdeki hemen yakın günlerde tahmin ediyorum devreye girecek 5G ile dönük olarak yeni teknolojilerin ortaya konması,
yapay zeka, siber güvenlik vesaire, bunlar yeni dönem. Yani bütün ön tarafta işler koşarken, hangi endüstride olursa olsun işler yapılırken, arka tarafta gerçekten özellikle dijital dönüşüm oyuncularının veyahut da profesyonellerinin daha fazla bu anlamda uğraşacağı alanlar olacak. Yazılım endüstrisine bakıldığı zaman da işte blok zincir yönetimleri vesaire, bunlar da isimleri hızla bu anlamda zaten artık ortaya konan, hemen hemen hepimizin bu anlamda bir taraftan çarptığı bir noktaya doğru geliyor. Şunu farklı bir tecrübeyle edindiğim için buradan memnuniyetle paylaşmak istiyorum. Özellikle yani bugün dünyanın hemen hemen her tarafında olduğu gibi Türkiye'de son işte 5-10 yıldır ama son 3-5 yıldır çok daha öne çıkan spor kulüplerinin de dijital dönüşüme ve bu konuda üretmiş olduğu muazzam derecede hizmet gelirlerinin oluşmasında IT oyuncularının, teknoloji oyuncularının çok önemli payı var. Orada yani muazzam derecede bir yol ve yolculuk yapabilecek bir alan var diye düşünüyorum. Yani özellikle işte bugün spor kulüplerinin neredeyse kendi bu anlamda paralarını, yani dijital paralarından bu anlamda bahsediyorum. İşte Fenerbahçe'den tutun, sadece üç büyükler değil. Bugün Anadolu kulüplerinin tamamı neredeyse kendi dijital paralarını oluşturmuş vaziyetteler diyebilirim. Bunların hepsi yine bu konuda destek veren özellikle teknoloji dünyasındaki oyuncular için muazzam derecede bir fırsat. Yani buralarda biraz ama hıza ihtiyaç var. Hızlı olmadığımız takdirde yani biraz işte artta kalırsınız. Yani arda kalan da her zaman derde kalır diye düşünüyorum. Biz kendi açımızdan bakıldığı zaman Ali Bey, yani ağırlıkta işte Index Group olarak yaptığımız bütün işte 200'e yakın marka yönetiyoruz. Yani Apple başta olmak üzere nihayetinde. Yani bugün bir isterseniz e-ticarette, isterseniz herhangi bir klasik ihtiyacınız bu anlamda karşılanırken ama tamamen iş ortaklığıyla dönen bir ekosistemimiz var. İşte 8000, 9000 civarında iş ortaklarıyla yapıyoruz bütün bu dağıtımı. Yani kullandığınız herhangi bir ürün mutlaka bizim depolardan bir ziyaret sonucu sizlere ulaşıyordur diye memnuniyetle paylaşıyorum. Yani bu dönem dahilinde de bakıldığı zaman hem iç kaslarımızı hem de dış kaslarımızı daha fazla geliştirdiğimiz, yani terzinin söküğünü dikemediği bir dünyanın bir anlamda dışına çıktığımız bir süreçte yaşadık diye düşünüyorum. Yani özellikle işte bugün e-ticaret, yani neredeyse toplam ticaret işlemleri içerisinde %20'ye gelmiş vaziyette. Buralarda bizim apilerin aşağı yukarı uç vermediği, karşı tarafta bir site yok gibi gözüküyor bütün teknoloji sağlayıcıları içerisinde diye düşünüyorum. Ama her zaman yani bu bir heyecan vesilesi. Bir bu anlamda hak eden dokunma meselesi, isteme meselesi. Ben özellikle teknoloji dünyasındaki gelişmelerinde neredeyse toplam bu konuda gelişme olacaksa %5'ine bile daha ulaşılmış bir dünyadan bahsetmiyoruz diye düşünüyorum. Yani bu işin sonuna mı geldik diyen birçok hak eden yaştaşımız veyahut da arkadaşımız oluyor ama yani toplamda gerçekten yapılması gereken işlere bakılınca daha Türkiye olarak başta olmak üzere belki bütün dünyada bu işin daha %5'i bile keşfedilmiş değil. Dikkat edin, 2007 yılı teknoloji dünyasında bence önemli yıllardan bir tanesiydi. Bütün sosyal medyanın dünya gündemine oturduğu, işte mobil ürünlerin, iPhone'un da bu anlamda ortaya çıkış yılı. Ama ondan sonra hem büyük bir suskunluk hem de kendi içerisinde muazzam bir iç devinim oldu bugünlere geldik. Yani bugün bütün rahatsız edici gelişmelerin diyeceğim, bütün teknolojilerdeki tamamı belki bu süreç dahilinde ama sanki önümüzdeki yakın yıllarda da yeni bir 2007 yılı doğumu olacak gibi gözüküyor. Bu hem ürün gruplarında hem de bu anlamda bahsettiğimiz bütün, buna hazır olmak gerek. Bu heyecanı bu anlamda bırakmamak gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İbrahim Bey, sizin stratejinizle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi geçmiş yatırımlarınıza da baktığımızda ithal ettiğimiz ürünlerin çoğunu yerli üretmek adına yatırım yaptığınızı görüyoruz. Sasa'yı bahsettiğiniz 2015 yılında devralmanız, 2023'e kadar planlanan 3 milyar dolarlık yatırım yapılması, polyesterin ham maddesi PTA'yı üretmeye başlama planınız. Aslında bunlar hep cari açığı kapatmaya yönelik hamleler gibi görünüyor. Bu dönemde yaşanan ve ekonomik konjonktürde sektörünüzdeki şirketlerin yatırımlarının yerli üretime dönüş için mi yapılmasını anlamlı buluyorsunuz? Önümüzdeki dönemdeki yatırımlarınız da böyle mi şekillenecek? Teşekkür ediyorum. Şimdi
biraz önce de söylediğim gibi biz SASA'yı aldıktan sonra 3 milyar dolarlık yatırımı tamamladık. Bunu yaparken Türkiye'nin yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ithalatını önlediğimizi düşünüyoruz. Ve önümüzdeki 1,5 yıldaki yapacağımız yatırımla birlikte. Şimdi yumurtalıkta ise biz 10 milyon tonluk ham petrolden başlayarak petrokimya yatırımı yapacağız. Geçen yılki rakamlarla 2022 rakamlarıyla Türkiye 13 milyon ton ham madde ve kimyasal ürünler ithal etti. Bunun rakamsal tutarı yaklaşık 18 milyar dolar. Bunun biz önümüzdeki 10 yıllık süreçte 25 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyoruz. Onun için biz yumurtalıktaki yapacağımız yatırımla 10 milyon tonluk ham petrol ve onun tekrar ham madde ve kimyasallara dönüşümü halinde burada tabii bir de gübre ile ilgili kimyasal gübre üretimimiz de olacak inşallah. Ve bunun yanında diğer kimyasal solventler de olacak. Tüm kimya sektörünün ham maddesi de olacak bunun içerisinde. Biz yaklaşık bu olabilecek 10 yıl sonraki 25 milyar dolarlık cari açığımızın 15 milyar dolarını biz SASA'da yapmayı planlıyoruz. Bizim hedefimiz bu. Çok güzel. Teşekkürler. Evet Sani Bey, siz yarının havalimanlarının nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Böyle bir şey sorayım. Teşekkür ederim. Şimdi evet. Dün akşam François Hollande'la bir toplantı yaptık. Taşev'de, şurada ileride. Bazı iş adamları vardı. Herhalde Fransa ile iş yapanlar daha özellikle seçilmişti. Biz de biliyorsunuz TAV'ın ortakları, büyük ortağı Aéroport de Paris. Paris'teki havalimanlarını işleten, dünyada 23 tane havalimanı işletiyorlar. Bizim büyük ortağımız. Onun için François Hollande'ı biz de dinledik. Sonra biz TAV üst düzey yöneticileri olarak kendisiyle ayrı bir toplantı yaptık burada. Ben de çok hürmetlerimi sunuyorum kendisine. Çünkü bana Legion d'honneur vermişti. Onun zamanında şövalye olmuştum. Ondan hürmetlerimi devamlı kendisine arz ediyorum. Sağ olun. Kendisi şöyle bir şey söyledi. Pardon, demin başkanımızın dediklerini söyledi. Dedi ki ben dedi Fransa Cumhurbaşkanı iken 3 tane şey yaptım. Bir dedi temel bilimlere çok önem verdik. Yani fizik, kimya, biyoloji, işte onların arasındaki lisan, matematik, bunlara çok önem verdik. İkincisi diyor iş gücü yetiştirilmesine yani mesleki eğitime çok önem verdik. 3 de diyor finansmana yani bir vergi istikrarı getirdik. İkincisi de diyor finansmana erişimi kolaylaştırdık. Bununla birlikte diyor Fransa'da hakikaten bir inovasyon dönemi başladı diyor. Yani bunu Fransa için diyor. Bunların hepsi hakikaten doğru. Ben Türk-Fransız İş Konseyi Başkanı'ydım o zaman. Takip ediyordum. Bunların hepsi hakikaten doğru. Sayın Başkan'ın aynılarını söyledi. Şimdi yarının havalimanları nasıl olacak derken biz ülkeler için söylediğimiz bu şeyi şirketlerimize de indirgemeliyiz. Yani şirketlerimize indirgediğimizde de hangi şirket olursa olsun 3 tane şey var. Biri insan kaynakları, people issues dediğimiz. İkincisi teknoloji. O şirketin yani uğraştığınız işin teknolojisi. Üçüncüsü de hepimizin bildiği gibi finans. Şimdi burada şurada oturanlar işte sizler, sizlerin çalıştığınız şirketler hakikaten Türkiye'nin önde gelen şirketleri. Yani bakın biz bilgi çalışanlarının performansını nasıl ölçeriz? Katılımcılıkla. Katılımcılığıyla. Yani bir cumartesi günü işini, gücünü, kocasını, karısını, çocuğunu bırakmış insanlar buraya dinlemeye gelmiş. Bu çok önemli bir hadise. Yani performans açısından. Şimdi bizim bu şirketler aslında ülkelerin ekonomisini omuzlayan şirketlerdir. Yani kurumsal şirketler, cesur ve dürüst olan şirketler, finansmanı, yurt dışı finansmanı çok kolay getirebilen şirketler. Çünkü yurt dışından finansman doğru projelere ve doğru
şirketlere gelir. Başka türlü gelmesi mümkün değil. Bu konuda çok hassaslar. İşte görüyorsunuz Erdemoğlu Holding'i. Yani yurt dışından bir 200 milyonluk bir yatırım yapıyorlar. İşte çok büyük sermaye geldi diye hepimiz seviniyoruz. Ya işte Türk şirketleri burada yaptığımız yatırımları görüyorsunuz. Biz tam Ukrayna-Rusya savaşı başladı. Pandemi de bitmek üzere. Yani paraya ulaşımın en zor olduğu dönemde 2 milyar dolar Antalya Havalimanı'na avans ödedik. Yani demek ki durum ne olursa olsun, bir ulaşım kolaylığı olabiliyor. Yeter ki projeleriniz doğru olsun ve firma yönetimi de kurumsal olsun. Yarının havalimanlarını da biz bu şekilde değerlendiriyoruz. Yani teknolojide çok büyük ilerlemeler olacak. Hele hele bizim havacılık sektöründe. Havacılık sektöründe o kadar büyük ilerleme oluyor ki siz onlara kendiniz ayak uyduramazsanız piyasada kalmanız çok zor. Yani bizim sektörde de taklitçilik çok zor. Biz şeyi becerdik. Mesela dünyada 5-6 tane bizim gibi sadece havacılıkla uğraşan firma var. İşte Schiphol var, Vinci var, Aeroport de Paris var, GMR var Hindistan'da, Changi var Singapur'da, Fraport var. Bunlara baktığınızda mesela Schiphol ile Aeroport de Paris'in ortağı, Vinci Aeroport de Paris'in ortağı, Aeroport de Paris Schiphol'in ortağı, biz Fraport'la Antalya'da ortağız, Aeroport de Paris GMR'ın ortağı Hindistan'da. Yani böyle birbirinin içine geçmişiz. Burada müthiş bir teknoloji transferi de yapıyoruz. Ama şunu söylemek, yani övünerek söylemek isterim. Hepsi dünya devi şirketler ama bunların hiçbirinden biz geri değiliz. Yani çoğu bizim finansçılarımızı Paris'e götürüyorlar, bizden Hindistan'a adam istiyorlar. Yani bu tavın insan kaynaklarının gücüyle birlikte ben yarının havalimanlarına, çok havalimanı işletmeciliğine çok rahat adapte olacağımıza inanıyorum. Ya yani mesela bizim teknoloji şirketimiz var. Biz teknoloji şirketini kurduğunda herkes yani ne var teknolojiyi dışarıdan satın alırsınız diyordu. Ama biz şunu gördük. Yani dedik ki bilmediğiniz işi dijitalleştirmek biraz zor. Yani havacılığı bilemezsen onu dijitalleştiremiyorsun. Onun için bizim dijitalde çalışan TAF Teknoloji Şirketi'nde 400 civarında bilgisayar mühendisi arkadaşımız çalışıyor. Bunların hepsi yer hizmetlerci kadar yer hizmetleri biliyor, terminal işletmecisi kadar terminal işletmecisi biliyor. Yani demem o ki yarın havalimanları şöyle olabilir, böyle olabilir, şu olabilir. Bütün mesele ona hazır olmak. Hazır olmak için de hakikaten teknolojiyi çok iyi bilmek, insan kaynaklarınızın çok iyi olması. Yani TAV'ın insan kaynakları bence hakikaten Türkiye'de en iyi insan kaynaklarından birisi. Bizim çok çok önem verdik. Yani çalışılması en fazla istenen şirketlerden birisi. Yani düşünün ben 25 yıl CEO'luk yaptım. Benden sonra benim yanımdan bir arkadaşım CEO oldu. Bundan daha büyük benim onur duyduğum bir hadise yok. Yani genellikle dışarıdan getiriyorlar. Yani ama kendi içinizden bir CEO çıkarabilmek, onun arkasından bir tane daha geliyor olabilmesi çok önemli bir hadise. Biz insan kaynakları olarak da hazırız. Teknoloji olarak da hazırız. Jeopolitik olarak demin anlattım işte. Bakacağız ona. Sağ olun. Evet, Orhan Bey, size dönmek istiyorum. Tekrar siz biraz önce tekrar vurguladınız, TÜSİAD bir fikir fabrikasıdır diye. Şunu soracağım, ne tür fikirler ön plana çıkıyor TÜSİAD'dan? Geleceğe yönelik de hangi trendleri kovalamanın daha doğru olacağını düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Bir iki anekdotumu aslında paylaşmak istiyorum. Bazen haftada 30-35 görüşme yapıyorum. Yurt dışından, yurt içinden, işte bizim federasyonlarımız, derneklerde vesaire. Yabancılar, geçen bir Avrupa'dan gelen bir büyükelçiyle konuşuyordum. Ya dedi, siz de enflasyon bu kadar, paraya ulaşamıyorsunuz, işte bilmem nedir, nasıl yapıyorsunuz bu işleri gibi bir yorum yaptı. Ben de katılıyorum ona. Dün de Fransız Cumhurbaşkanı'nın toplantısına ben de katıldığımda dedi ki Avrupa Birliği'nde artık dedi her yıl bir kriz oluyor. İşte terör, iklim krizi, gıda arz güvenliği, işte enerji vesaire herhalde Türkiye, dünyada Türkiye'ye benzemeye başladı. Ben de o söyleyenlere şunu söylüyorum. Hepimizin Türk iş dünyasında girişimciler olsun, siz profesyonel arkadaşlar olsun,
belirsizlik ortamında iş yapma yetkinliği herhalde en iyi ülkelerden biriyiz. Ki sürekli kriz, ben 40 senedir iş dünyasındayım, sayısını unuttum artık. O kadar çok kriz yaşadık ki, yani her şey normal gidince ben şaşırıyorum. Acaba bir terslik mi var diye vesaire. Ama tabii Türk iş dünyasının en bir ne istiyor? Öngörülebilir olmak istiyor. Belirsizlik minimum olsun. Ben de gelecekle ilgili yatırım yapayım vesaire. Geçen ekonomimizden brief alırken şunu öğrendim. Bu sene 200 tane banka regülasyonu değiştirilmiş. 200 adet. Yani her cuma akşamı yayınlanıyor ya, cumartesi günleri bankacılar oturup bu ne demek istiyor, nasıl anlayacağız, nasıl diye yapmaya çalışıyoruz. Bizim de iş dünyası olarak artık öngörülebilir ve belirsizliklerin minimum olduğu bir dünya ve ortam hedefliyoruz. Tabii sorunuza gelirsem, artık düşük maliyetli üretim anlayışı yerine hep konuştuğumuz gibi dijitalleşme, otomasyona dayalı üretkenliğe bırakıyor. Artık ucuz iş gücüyle veya rekabetçi kurla Türkiye'nin ihracatının veya katma değerini yaratamadığını görüyoruz. Bir de şunu özellikle pandemi değişik sektörlerde de olduğu için söylüyorum. Arz zincirini değiştirdi ve tedarik zincirini kırdı. Türkiye'de aslında bu anlamda korkunç ön plana çıkıyor. Özellikle Avrupa'nın yakınında olmamız, gelişmiş ekonomilere yakın olmamız. Ben geçen gün öğrendim, bilmiyordum benim eksikliğim. Avrupa'nın dış ticaretinden sadece 1.25 pay alıyormuşuz. Ya ihracatımızın %50'sini yaptığımız dediğimiz ülkede bizim işte günlük operasyonel veya işte bu regülasyonlarla, bu şeylerle enerjimizi harcayacağımıza geleceği kurgulamamız, geleceğe odaklanmamız gerekiyor. Biz de TÜSİAD olarak işte iş dünyasının önündeki bugüne kadar konuştuğumuz aksaklıkları nasıl giderebiliriz, nasıl çözüm üretebiliriz, nasıl şirketlerimizin önünü açabiliriz, şirketlerimizin uluslararası arenada rekabet gücünü nasıl arttırabiliriz, bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben bir konuya da bahsetmek istiyorum. Orta vadeli programdan da açıklandı. Arkadaşlar bu sene 103 milyar dolar enerji ithalatına para ödeyeceğiz Türkiye olarak. Ben 35 yıldır kendim kişisel olarak enerji verimliliği, enerji tasarrufu, farkındalığı konusunda dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Son 10 yıldaki enerji ithalatımızın ortalaması 42 milyar dolar. Bu sene 60 milyar dolar enerjiye daha fazla para ödeyeceğiz. Ben bu anlamda bir şey yapılmadığı için de üzülüyorum. Yani bugün enerji seferberliği ilan etmezsek ne zaman edeceğiz? Yani hep yeşil ekonomi, yeşil dönüşüm diyoruz ya, aslında burada amaç ne? Şirketlerin daha az enerji tüketerek daha fazla çıktığıyla rekabet gücünü arttırabilmek. Yani bir Alman eğer sütü litresine 3 kilovat saat harcıyor da ben 10 kilovat saat harcıyorsam, benim bunu daha rekabetçi olmam için 3'e 2.5'a nasıl düşünebilirim diye. Bu anlamda TÜSİAD olarak biraz önce de dediğim gibi 104 tane çalışma grubumuz ve alt gruplar var. Bunlardan bir tanesi de enerji yuvarlak masa ve burada özellikle önümüzdeki dönemde tabii bizim üye profilimiz daha çok sanayi, hizmet sektörü vesaire. Buralarda enerji ajanslarıyla da çalışıp farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü tüketilen enerjinin %75'i konut ve sanayide, bir miktarda %20 civarında da ulaştırma. Yani Türkiye'nin bugün, sadece onu hatırlatayım, belki böyle bir panel yapılabilirdi ve gündeme getirilebilirdi. Hepimiz 60 milyar, yani her ay 9-10 milyar dolar biz enerji ithalatı için para bulmak zorundayız. O anlamda da enerji verimliliğini sürekli, ki Avrupa'yı görüyorsunuz çok ciddi önlemler alıyor. Yani hem Rusya'dan doğal gaz ithalatını hem de petrol ithalatını minimuma. Ocak ayında %44 olan oranı %9'a düşürdüler. Ve çok ciddi şeyler yapıyorlar. Ya bir tane örnek vereyim. Bizim de bir örnekle mukayese etmek açısından. Mesela highway'lerdeki hızı azalttılar. Biz 2 ay önce paralı yollardaki hızı arttırdık. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, son tura geçiyoruz. Bu turda bir tempoyu birazcık daha hızlandırabilirsek memnun olurum.
Yine bu soru olarak oldukça özlü cevaplar verirken bir de bir son söylemek istediğiniz cümle varsa onu da bu turda söyleyebilirseniz yine memnun olurum. Ali Bey, yine size döneyim. Yarının dünyasında daha dijital ve etkin yer alabilmek için fırsatlar ve riskleri ne görüyorsunuz? Siz bunları nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi geleceğin dünyası dijital bir dünya olacak ve ben o dünyanın bir parçası olarak kendimi göremiyorum. Çünkü o dünyaya doğmadım. O dünyaya doğan şanslı bir nesil var. Ancak onlara istediği ortamı da yaratamadığımız için yeteneği kaybedebiliyoruz dışarı. En büyük risklerden bir tanesi bu. Evet. Riski nasıl fırsata çeviririz? Dünyaya yayılan, Türkiye'den yayılan bu yetenekleri iletişim çağında olduğumuz için iletişimi de kesmeden, devam ederekten onlarla ulaşmamız lazım. Onları elde tuta olabilmemiz lazım. Aslında dışarıya giden her bir yetenekli Türk genci bizim orada bir temsilcimiz. Gelecekte iş yapmak için bir fırsat. Yıldız Holding olarak sınırsız bir coğrafyadayız ve 75 bin tane çalışanımız var. Ve gitgide Türklerin dışarıdaki etkinliğin de arttığını görüyoruz. Çünkü burada iyi bir eğitimimiz var, yetiştiriyoruz ama dediğim gibi onları birer üretim üssü, iletişim üssü olarak tutmamız lazım. Çok teşekkürler. Cem Bey, size göre sektörünüzde Türkiye'de oyuncular görece olarak hangi konularda geç kalmış, hangilerinde ileri gitmiş durumda? Bu konuda bir şey söyleyebilir misiniz? Bir de bu Türk şirketlerinin yarınını bu anlamda nasıl yorumluyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Lüzumsuz yaptığımız pek çok işte çok ileri gittik. 100 bin kişilik topluluklara 2 tane 3 tane AVM açtık. Türkiye'yi betona gömdük. Eğitim politikamızın ürettiği gençlerin vasıfları, iş bulma, Türkiye'ye katkıda bulunma kabiliyetleri ortada. Şimdi zaman insana yatırım zamanı. Şimdi Almanya, Kanada'ya onlar bu konuda çok yatırım yapıyorlar. Mesela Hollanda söylemiş, Fransa'da çok yatırım yaptım diye yetmiyor. Onlar dünyadan da çekiyorlar. Biz yapmıyoruz ve dışarı gönderiyoruz. Yani başka ülkelerden evet. Bize koşa koşa gelenler olduğunu sanmıyorum. Bu arada Atatürk'ün Almanya'dan kaçan profesörleri burada istihdam ettiği gibi şu anda Rusya'dan savaştan kaçan gençlerin içindeki teknolojicileri, kod yazarlarını, programcıları bizim tutmamız lazım. Yani bu nehrin ters aktığı, yukarı attığı, aktığı müthiş bir fırsat diye düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Toprağa para, son cümle, toprağa paraları gömdük gömdük diyorum ya. Her yıl 50 bin tane parlak genci Türkiye yurt dışına götürse, finanse etse 2-3 milyar dolar tutar. Her yıl bunu yapsak, her yıl eksek. Şimdi o paraların nereye gittiğini görüyoruz. İnsanı içi acıyor ve hiçbir katkısı yok Türkiye'ye. Çok fırsat var, yapılacak çok şey var diye düşünüyorum. İnsana yatırım yapmak da her şeyin başında geliyor. En zayıf olduğumuz yer, bütün panelistlerle aynı fikirdeyim, teknoloji alanıdır. İnsan kalitesinden vazgeçiyorum. Çok parlak arkadaşlarımız var, az sayıda arkadaşımız var. Cem Bey, inanıyorum o giden arkadaşlar günün birinde Türkiye'ye geri dönecekler. Gelen de çok gerçekten. Hem purchasing parity yüzünden, yani 3 misli maaş alıyorum diyor. Abi oradaki hayat standardı 2,5 misli zaten, onu sen orada yaşam bedeli olarak vereceksin. Ama bunların hepsi çocuğuna baktıracak abla yok, teyze yok, hala yok, anne yok, kayınvalide yok. Yani çok giden arkadaşımız geri geliyor ama hasar yok diyemem yani, deminin ne tarafı olduğu çok belli. Yani 10 gidiyor 5 geliyor belki ama 5 de net kaçıyor. Evet, çok doğru. Erol Bey, siz de yeni alanlara yatırım yapıyorsunuz biliyoruz, lojistik, fintech, ödeme sistemleri gibi. Bu alanlarda radarınızda ne var? Bunlardan biraz bahsederseniz, nasıl bir yol izleyeceğinizi umuyorsunuz? Ali Bey, ben de çok kısa bir bilgi vereyim. Bizim de grubun DNA'larında olan bir şey, yani birçok şirketimizde veya şirketlerde olduğu gibi, yani hedef ve politikalarımıza uygun, bize tamamlayıcı olabileceğini düşündüğümüz şirketlerle işbirliği yapmak ama daha çok satın alma yapmayı kastediyorum. Yani şu an bile mevcut bu anlamda gerek halka açık gerek yürüyen şirketlerimizin neredeyse yarısı, yani bundan işte 10 yıl önce, 20 yıl önce veya 5 yıl önce satın alma yoluyla bünyemize bu anlamda aldığımız ve birebir %100 sermaye bu anlamda kavuşturduğumuz yapılar, buna devam ediyoruz. Yani her zaman hep şuna da inanıyorum. Yani
tecrübeli insanlar belki veyahut da akıllı insanlar, tecrübelilerden, kendi tecrübelerinden ama daha akıllı insanlar başkalarının tecrübelerinden faydalanmaları gerektiğine inanıyorum. Yani dolayısıyla bu yapıda sanki bunun bir faydası. İki şey daha söyleyip sözüme son vereceğim nihayetinde. Özellikle genç arkadaşlar, gerek teknoloji dünyasında, gerekse diğer iş dünyasında, startup ekonomisinde, yani gerek kendilerini anlatırken, gerekse işlerini anlatırken, özellikle teknoloji dünyasında, çünkü bir miktar belki kompleks diyebileceğimiz bu anlamda yapılardan bahsetme zorunlu olur ama çok sade ve çok bu anlamda rahat anlaşılabilir bir şekilde hem iş planlarını sadeleştirmeleri gerekir hem de anlatım tarzlarını. Yani düşünün, içinde yaşadığımız bu anlamda değerli ülkemizde zaman zaman bakanların bile anladıklarını hem bir çırpıda anlamakta zorlanıyoruz hem de anladıktan birkaç hafta sonra mütalaa yapma ihtiyacımız oluyor. Buradan yani ne heterodoks ne ortodoks ne de epileptik demeye gerek yok. Düşünün yani ben bile telaffuzunu zor yapıyorum. Bir son söyleyeceğim de şey şu, hiçbir zaman umudu kaybetmemek gerekir. Yani bir yerde emin olun yaşam varsa. Her zaman umut da var. Yani burada özellikle bu gençlerimiz de mutlaka dönecekler. Ama onlara dönebilecekleri bütün iklimi de bizim zaten hazırlıyor olmamız gerekir. Tekrarlamış olayım gerçekten. Yani umutsuzluğa yer olmayan bir yaşam tarzına sahip olmamız gerekir. Çünkü yaşam varsa umut da beraberinde her zaman var. Teşekkürler. İbrahim Bey, sizin sektörünüzde akıllı teknolojiler anlamında neler oluyor? Siz bunlardan nasıl faydalanıyorsunuz? Planınızda neler var bu anlamda? Birazcık bundan bahsedebilirsiniz. Şimdi biz şu anda yeni yapacağımız yatırımla ilgili Amerikan Koch grubu, Amerikan UOP grubu, İtalyan Technip Enerji ve Siemens'le işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Hem mevcut yatırımlarımızla hem gelecekteki yapacağımız yatırımlarla ilgili. Bir tane örnek vermek istiyorum. Biz şu anda PTA tesisi kuruyoruz dedik. 1.6 milyon ton PTA tesisi kuruyoruz. Bu PTA tesisinin ilk çalışmasında sadece enerji vereceğiz. Daha sonra bu tesis kendi enerjisini kendisi üretecek. Bir daha enerji vermeyeceğiz. Ve hatta 20 megawatt gibi fazla daha kendi ihtiyacının dışında enerji üretecek ve bu enerjiyi de biz SASA'da kullanacağız diğer tesislerimizde. Yani bizim önümüzdeki yıldan itibaren SASA'nın enerji faturası 20 megawattlık daha az olacak. Bununla ilgili çevresel olarak da biz yapay zeka kimyasal atıkları arındırma işini yapıyoruz ve bunun %60'ını tekrar işletmede kullanacağız. Onun için dünyanın bu konularla ilgili en teknolojik firmalarıyla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Onun için iyi olacağını düşünüyoruz. Elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet, Sani Bey, sizin de global hedefleriniz ve son sözleriniz için. Son sözlerim şu, ben iyimser bir insanımdır. Bu ülkeye ve bu ülke insanına çok güveniyorum. Çok ümitliyim. Bankacılar aramızda çok var. Onlar bilirler. Bankacıların, hazinecilerin bir lafı vardır. Kötümserler devamlı haklı çıkar ama iyimserler para kazanır diye. Şimdi bizim hep iyimser bakmamız gerekiyor. Geçen seminerlerden yine bir seminerde panelistik İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı hakikaten Adnan Bali'nin çok güzel bir sözü vardı, onu burada kullanmak istiyorum. Dedi ki kadın voleybol takımı dünya çapında olan bir ülkenin geleceğinden hiç ümit kesmeyin dedi. Onun için hakikaten ben de bunu söylemek istiyorum. Evet, sayın teşekkürler. Sayın Orhan Bey, ekonomi uzmanlarının çoğu bu içinden geçtiğimiz dönemi önümüzdeki yüzyılda var olacak kurumları belirleyecek bir dönem olarak tanımlıyor. Size göre Türkiye'nin büyük ölçekli şirketleri bu zamanları iyi değerlendiriyor mu? Ve gelecekte var olmanın anahtarı nedir sizce? Teşekkür ederim. Aslında bizim hedefimiz tabii hep ekonomik olarak gelişmiş,
uluslararası aranda saygın, toplumsal olarak eşitlikçi ve adil, yeşil dönüşümü başarmış çevreci bir Türkiye olmaktır. Bizim konuşmamda da demin belirttiğim gibi yeşil dönüşüm gibi, dijital dönüşüm gibi, enerji verimliliği, iklim felaketi, sürdürülebilirlik gibi konularda iş dünyasına referans ve bilgi kaynağı oluşturmaya çalışıyoruz. Sizin de en başta bahsettiğiniz gibi 3000 kişilik bir fikir üretme fabrikası, Türkiye'nin en büyük think tank kuruluşuyuz. O anlamda üyelerimiz, ülkemizin her yanında üyelerimiz ve de yerel ve uluslararası ağlarımızla da bunları güçlendirmeye çalışıyoruz. Güçlü bir hukuk devleti ve güçlü demokrasi toplumlar için adil, müreffeh ve mutlu bir yaşamın temeli. Bu anlamda hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemli olduğunu vurgulamaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet, çok güzel konulara değindiler değerli panelistlerimiz. Ben birkaç şeyin altını çizmek istiyorum. Bir tanesi insan faktörü çok vurgulandı. İkincisi teknolojinin altı yeterince çizildi ve bu konuda bizim gitmemiz gereken bir yer olduğu belli. İnovasyon yeterince altı çizildi inovasyonunda. Ben şöyle düşünüyorum, bizim Türk şirketlerinin kriz yönetimi, krizle uğraşma kasları yıllar içinde yaşanan musibetlerle çok kuvvetlenmiş durumda. Yani bu konuda herhalde en iyi know-how'a sahip ülkelerden biriyiz. Fakat burada artık geleceğe bakış, yani bu panelin konusuyla da paralel olarak ve inovasyon kaslarımızı, geleceği hazırlama kaslarımızı, tabii bunu yaparken şirketleri bugüne dayanıklı ve çevik hale getirmeyi de paralel bir şekilde yaparak bu dengeyi sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben bütün panelistleri çok değerli katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Çok iyi bir katılımımız oldu öğlenden bir önceki panel olmasına rağmen. Bütün katılımcılara da çok çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum panelimizin Galata Wind sponsoru, Galata Wind'e de teşekkür ederek burada noktalamak istiyorum. Çok çok teşekkürler katılımınız için. Bir şey de daha ekleyebilir miyim? Az önce Sayın Cem Boyner'in bir sitemi vardı. Niçin bu panelde bir kadın konuşmacımız yok diye. Şimdi zirvemizin direktörü Sedef Seçkin Büyük'ün cevaben aktardığı sözleri de iletmek isterim. Sedef Hanım bu panelde bir kadın liderimizin bulunduğunu ancak zirveye çok az kala programının değiştiğini belirtti ve ekledi. Kapital ve Ekonomist dergilerinin kadın çalışanları ve yöneticileri olarak her panelde kadın liderlere yer vermek üzere hassasiyetle konunun üzerinde durduk. Zirvedeki kadın lider temsilini iş dünyasındaki oranın üzerine çıkmasını hedefledik diye de bir eklemesi var. Şimdi bir öğle yemeği arası vereceğiz. Galiba bu en hızlı öğle yemeğimiz olacak. Çünkü 1.30'da 13.30'da diğer oturumlarımız devam edecek. Bye.